Türkiye'nin konuştuğu o cinayet. Bugün sıcak ve kritik gün. Çünkü Narin Günen cinayetinde yer aldığı iddia edilen o isimler. Yani kimlerden bahsediyoruz? Anne, amca, abi, Nevzat Güran, aynı zamanda itirafçı Nevzat Güran ve beraberindeki isimler bugün ilk kez hakim karşısına çıkacaklar. Aralarında baba ve diğer abinin de olduğu 22 isim içinse zorla getirilme kararı var. Ve babaanne ise, yani küçük Narin'in babaannesi ise ilk kez konuştu. Çarpıcı sözler söyledi. Peki bugün neler yaşanacak? Hangi başlıklar var? Narin cinayetinde hesap vakti diyoruz. Detaylara bakalım. Antisi Narin'e kıyanlar için hesap günü geldi çattı. Türkiye'nin konuştuğu her detayı kan donduran cinayette sanıklar hakim karşısına çıkıyor. İşte burası da o yargılamanın yapılacağı duruşma salonu. Narin Güran davasının ilk duruşması işte burada 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Peki Narin Güran'ı kim öldürdü ve neden öldürdü? İşte bu sorunun cevabı yarın burada netleşmesi bekleniyor. Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakim karşısında olacak. 4 tutuklu sanık için iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. İşte burası Güran ailesine ayrılan yer. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'ın oturacağı yer işte burası. Sanıklar buradan kalkıp buraya gelecek ve burada hesap verecek. Battaniyenin üstünde çarptık. Tamam. Duvara koyduk. Burası Bahtiyar ailesine ayrılan yer. Cansız bedeni dere yatağına gömdükten sonra gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar'ın oturacağı yer işte burası. Yakınlarıyla beraber işte burada oturacak Nevzat Bahtiyar. Burada yargıya hesap verecek. Narin için saatler sonra yargılama süreci başlayacak. ATV Haber duruşma öncesi Narin'in babaannesi Süveyla Güran'a mikrofon uzattı. Allah Nevzat'ın belasını versin. Evimizi yıktı. İlan gibiydi evimizin altında. Narin'in babası Salim Güran son günlerde çokça ekrandaydı. Karısına ve kardeşine güvendiğini söyleyip kızının katili için komşuları itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. Narin'in babaannesine göre de Narin'in katili Nevzat Bahtiyar. Kim o çocuğu yaptı? Kim olsa olsun Nevzat'dan başka kimse yok. Biz iyilikten başka ne yaptık ona? Biz iyilikten ne yaptık? Allah bırakmaz. Burası itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evi. İlk ifadesinde Narin cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını söylemişti. Eğer beni kaybetmesen ailemin başına ne geleceğini biliyorsun. Burası da Nevzat Bahtiyar'ın köydeki o evi. Olayın o cinayetin hemen ardından ekipler günlerce bu evde bir iz, bir delil aradı. Çuvallar konuşuluyordu. Bakın o acı olayın ardından o ailesi de, Nevzat Bahtiyar'ın ailesi de evi boşaltıp hızlıca köyden uzaklaştı. Defalarca bu eve geldiler. Her noktada bir delil aradılar. İşte tüm elde edilen bilgiler, bulgular, deliller de dava dosyasına girdi. Bugün o isimler, yani aile hakim karşısına çıkacak. Bu cinayet neden işlendi? Bu cinayetin arkasında kimler ya da kim var? Bu soruların yanıtı aranmaya başlanacak. Ama bir yandan da tutuklu olan isim, o gözlerin çevrili olduğu isimlerden biri Enes Güran. Enes Güran da ilk kez aslında konuştu. Ne dedi Narin'in abisi? Aylardır boş yere tutuklu olduğunu iddia ediyor. Narin'i öldürdüğüme dair herhangi bir somut kanıt yok ifadesinde bulundu. Köyde kardeşimin ölümüyle ilgili herkes farklı bir saat söylediği için ben tutukluyum dedi. Kendinin masum olduğunu iddia ediyor. Biri şu saatte çeşmenin orada gördü, diğeri başka yerde gördüm diyor ve bu yüzden de tutuklandığını söylüyor. Allah aşkına kim kardeşine zarar verir? Benim bir tane kız kardeşim var diyor. Ona niye zarar vereyim? Neden öldüreyim? Öldürmem için bir neden söyleyin. Duruşmada da söyleyeceklerim zaten bunlar olacaktır ifadesini kullanayım. Hatırlayalım, abi için özellikle yöneltilen suçlamalardan biri o kollarındaki tırnak izleriydi. O tırnak izlerine ilişkin bilinmezlikler var. Özellikle bu Narin'in
tırnak izleri olabilir mi ya da farklı bir durumu vardı? Bu tabii ki yapılan o aramalar sonucunda DNA raporlarına netleşmemişti. Çelişkili ifadelerle birlikte ve tabii HTS raporlarıyla birlikte abi Enes Güran'da tutuklular listesinde ama Enes Güran'dan gelen ilk açıklamalar ben masumum niye tutukluyum ifadesi oldu. Bekleyip göreceğiz. Bugün hiç şüphesiz ifadeler yapılacak açıklamalar gün boyunca takip edeceğiz.